Azerbaycan ordusunun Kelbecer'e girmesiyle yıllar önce oradan ayrılmak zorunda bırakılan insanların vatanlarına dönme umudu da gerçeğe dönüşecek. Bunlardan biri de Azerbaycanlı Reşat Alizade. Ailesiyle birlikte Kelbecer'den kaçtıkları arabayı 27 yıldır evinin bahçesinde saklayan Reşat Alizade şimdi doğduğu topraklara aynı araçla dönmenin planlarını yapıyor. Kelbecer'den kalmış yağ var bunun üstünde. O yağın da bile benim için anlamı var. Vatanlarından koparılan Azerbaycanlıların yaşadıkları unutulmaz yaraları açtı. Acıyla dolu birçok hayat hikayesinin de ortaya çıkmasına neden oldu. Şimdi topraklarına kavuşmayı bekleyen bu insanlar Kelbecer'in kurtarılmasıyla umutlu bir bekleyiş içinde. Kelbecer'e dönme hayali kuranlar arasında Alizade ailesi de var. 1993 Nisan ayıydı ve Ermeniler bu sefer Kelbecer'i işgal etmişlerdi. Alizade ailesi de canlarını son anda kurtarmış ve işte gördüğünüz bu arabayla Bakü'ye doğru yol almışlardı. Şimdi 27 yıl sonra anılarıyla birlikte sakladıkları bu araçla yeniden Kelbecer'e dönmenin hayali içerisindeler. Bu anne babamın hizmeti maşını olmuş. O Tarım Bakanlığı'nın Kelbecer Rayon Şubesi'nin müdürü işlemiş. Güzel faaliyetlerine göre eseri dövründe bu arabanı ona hizmeti maşınını hediye olarak vermişler. Bu arabayla babam, ben, annem Kelbecer'den Murov yoluyla geldik. Çok hüzünlü hatıraları var aslında bu arabanın. Reşat Alizade canlarını kurtardıkları o günü unutamıyor. Küçük yaşta gördüklerinin hala etkisi altında. Bir anne gördüm yol kenarında. Kucağında uşağı ölmüştü, evladını yitirmişti. Ermeniler vurmuştu. Kadın kucağındaki uşağı bırakmıyordu. Ya ben yavrumu bırakmam diyordu. Ben çocuk yaşımda öyle travmalar aldım. O travmaları düşünüyorum ki ben Kelbecer'e kayıtmakla ancak, dönmekle ancak atlatabilirim. O araba 27 yıldır evlerinin bahçesinde bir anlamda kocaman bir anı yığını olarak duruyor. Kelbecer'den bir hatıramız da evimizin bir küncüne sığılıp kalmış, Kelbecer hasretiyle yaşıyor. Reşat, Kelbecer'e onları oradan götüren arabasıyla geri dönmeyi planlıyor. Biz Karabağ'a, Kelbecer'e gideceğiz ve bu arabayla Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan Kelbecer'e geldikte ben bu arabayla onları karşılamak istiyorum. İnşallah kısmet olursa bu araba restorasyon olunacak, güzel bir vaziyete gelecek ve bu araba Kelbecer'in simvolü olacaktı.